Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet, dün çadırlarınıza müdahaleler oldu, haberlerimizde vermiştik. Siz de oradaydınız. Neler yaşadığınızı önce kısaca sizden alalım, daha sonra akşamki gelişmelere dönelim. Tabii. Dün sabah biz 6:30-7 sularında jandarmanın kaldığımız bölgeye girişiyle uyandık. Normalde orada bir eski bir yıkık bir bina vardı. Biz onu biraz tadilat etmiştik. Yemek pişirebilmek için, kış aylarında ısınabilmek içindi aslında. Ama şans eseri o gün de orada 3 kişi uyuyakalmıştık. Gözümüzü açtığımızda o evin içerisinde normalde 20 kişinin normal bir dönemde sığmayacağı bir evin içerisinde 20 askerin bize baktığını görerek uyandık. Sonrasında tahliye edeceklerini, valilikten bir tebligat geldiğini ve bizleri ve çadırları alanı tamamıyla boşaltmaları gerektiği söylendi. Çok kısa bir süre eşyalarımızı alıp çıkmamızı istediler. Birçok eşyamızı aldık. Aynı zamanda bir arkadaş, bizleri araçlara bindirip götürmeye çalıştıklarını bir arkadaşımızı bizimle aynı araca bindirmediler. Üstümü giymem gerekiyordu. Bir askılı body vardı üzerinde. Üstümüzü giyerken bile kameralarını farklı yönlere çevirmediler. Bir arkadaşımız tuvaletini yapmak istedi. Onu bile birçok jandarmanın gördüğü bir şekilde yapmaya mahkum bırakıldı. Bu şekilde alandan çıkarıldık. Bir arkadaşımızı farklı bir araca koydular. Beraber gitmek istememize rağmen aynı aracı almadılar. Bu şekilde alanı terk etmemiz istendi. Bizleri gözaltına alarak tahliye ettiler. Sizi oradan çıkardıktan sonra alanda neler yapıldı? Biz çıktığımızda bizi Çanakkale merkezdeki komutanlığa götürdüler. Ve arkamızdan yakın köyde yaşayan 2 arkadaşımız, doğa ve yaşam savunucuları onlar da. Onlar alana gittiler ve görmek için. Ve alana gittiklerinde oradaki Orman Genel Müdürlüğü'nden kalan evi yıkıyorlardı. Aynı zamanda bizim bütün eşyalarımızı traktörlere doldurdular. Orada büyük sahra çadırlarımız vardı, güneş panelimiz vardı, kişisel çadırlar vardı. İnsanların kendi kişisel eşyalarını toplamalarına bile izin vermeden hepsini kamyonlara doldurup yakınındaki köy olan Kirazlı Köyü'nün bir depolama alanına götürdüler. Ve orada muhafaza ettiklerini söylediler. Yıktıkları evin yerine de fidanlar ekmişlerdi. O fidanlar bu mevsimde nasıl tutacak? Gerçekten bunu da merakla bekliyoruz. Evet, Canan Hanım, bu gözaltından sonra tekrar o çadırların yıkılmasından sonra akşam saatlerinde destek açıklamaları yapıldı. Neler oldu? Nerelerde yapıldı bunlar? Ben Çanakkale'deydim o sırada. Çanakkale'de saat 1'de ve akşam 8'de biz gerçekleştirdik basın açıklamamız. İstanbul'da Kadıköy'de yapıldı. Bildiğime göre bugün Antalya'da Emek ve Güçleri Platformu tarafından yapılacak. Bu iki bölgede dün olarak yapıldı. Ayrıca ben şuna da değinmek istiyorum. Bizi alandan tahliye etmeleri demek bizi yıldıracakları anlamına gelmiyor. Onlar yanlış anlamışlar bizi. Biz Kaz Dağları, hayal Kaz Dağları derken bunda çok ciddiydik. Çadırlarımızı yıktılar ya da işte bizi çıkardılar. Hiç sorun değil, bize her yer Kaz Dağları. O yüzden de şu an hala mücadeleye devam. Bizim nöbetimiz bitmedi, bitirmeyi de düşünmüyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika önce bizim yine hayal Kaz Dağları hesabımızdan bir video yayınladık. Şu an zaten arkadaşlarımız yine alanı gözlüyorlar. Yine maden yapılmak istenilen, katledilen o alandayız ve alanda olmaya devam edeceğiz. Evet, ben de bunu sormak istiyordum. Bugünden sonra neler yapacaksınız diye. Neler planlıyorsunuz? Şöyle, bizim mücadelemiz fazlasıyla haklı bir mücadele. Bu yüzden pes etmeye hiç niyetimiz yok. Aksine böyle şeyler olduğunda biz daha çok güçleniyoruz. Şuna değineyim. Bir hafta önce Halit Ağa Bakır Maden Projesi için Cengiz Holding Hacı İbrahimler Köyü'nde bir chat raporu için toplantı düzenledi. Ve oradaki köylüler birlik olarak oradan Cengiz Holding'i kovdular. Bir hafta sonrası bizim tahliye edilmemiz bence hiç de bir şey değil, tesadüf değil. Artık Kaz Dağları'nda onların, köylülerin de istemediğini, belli köylüler hariç, onları zaten hepimiz daha önce çok kez duyduk. Onlar hariç hiç kimsenin onları orada istemediğini artık gördüler. Yerli yabancı hiç fark etmiyor. Kaz Dağları'nı ya da Türkiye'deki hiçbir vatan toprağımızı
Onlardan hiçbirine emanet etmeyi düşünmüyoruz. Burası onlar için değil, burası bizim doğamız ve doğamızı savunacağız. Gelen eylemleri, tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz Canan Hanım? Açıkçası şöyle, benim bakış açıma göre doğa ve yaşam savunucularına karşı gelen negatif tepkiler, negatif olarak soruyorsunuz diye düşündüm ama Hem negatif negatif tepkileri hem ben pozitif olarak değerlendirmiyorum diyeyim. soruyorum Canan Hanım. Yani negatif tepkileri nasıl karşıladığınızı az çok biliyoruz aslında ama daha çok şunu merak ediyorum. Evet. Sahiplenme, destek yeterli mi? Neler bekliyorsunuz? Aslında şöyle, biraz daha fazla destek olabilir çünkü burası sadece bizlerin değil, hepimizin nefes aldığı yerler. Pozitif olarak gelen şeyler aslında güzel. Güzel bir sahiplenme var. Özellikle dediğim gibi Bayramiç'teki köylüler tarafından şu an çok güzel bir sahiplenme var. Ayrıca Türkiye genelinde zaten her yerde bir talan projesi olduğu için her yerde eylemler var. Şu an için evet güzel bir enerji var ama tabii ki de daha yüksek olmalı, daha fazla mesela maden yasası üzerine daha fazla çalışılmalı ya da bu chat raporları işte mesela toplantıya geldiklerinde toplantı yapmadıklarında bile yapıldı yazıp geçip gidebiliyorlar ve yapıldı olarak görünüyor. Bunların biraz daha iyileştirilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Son bir şey sormak istiyorum. Az önce sizin de altını çizdiğiniz gibi ülkenin her yerinde bu politikaların sonuçları ağır yaşandığı için tepkiler, eylemler devam ediyor. Aradaki koordinasyonu yeterli buluyor musunuz? Nasıl bir çalışma yürütülürse daha çabuk ya da daha kalıcı sonuçlar alınabileceğini düşünüyorsunuz? Aslında şöyle, ben Sivas Divriğiliyim ve orada da bir maden projesi yapılmaya çalışıyor, altın madeni. Onun hemen yanında Kemaliye'de, şu an İliç'te, Ilıç'ta zaten yapılmıştı, Eksa'da Kemaliye'de yapılmaya çalışıyor. Her yerde direniyoruz ve aslında bizler birbirimizle de temas halindeyiz. Ekoloji Birliği diye bir birlik var ve bu birlik içerisinde de biz aslında hep beraber temas halinde çalışmalar yapıyoruz. Bunun çoğalması için aslında insanların daha duyarlı olması gerekiyor. Yani insanları da anlıyorum. Ben de şu an çalışıyorum. Yani dün gece otobüse binip sabah iş başı yaptım mesela. Çalıştıkları için birçok şeye katılmıyorlar ya da katılamıyorlar. Ya da işte bu işsizlik çok yüksek olduğu için bundan dolayı korkular da var. Aslında biraz da o bütün örgütlerin, yani örgüt dediğim dayanışmaları, platformlar başka bir yere çekilmesin. Onların hepsinin birleşmesi için aslında daha güçlü bir topluluğa ihtiyacımız var. Dediğim gibi biz zaten omuz omuza ilerliyoruz. Omuz omuza olmaya da devam edeceğiz. Bizim zaten gücümüz de buradan geliyor. Bu şekilde. Doğa ve yaşam savunucusu Canan Hakkı, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. Sizlere de. Evet, değerli